Evet, benim kızım 10 Kasım öncesi güvercinleri doyurdu. Babasının paraları bu güvercinlerin yemine gidiyor. Kızım, kızım, orada kim var? Bak, arkanda kim var? Bak, 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 burada bak, bak. Atatürk mü o? Kim o? Nerede? Göster bana. Seviyor musun onu? He? Seviyor musun? Bir daha. Hadi git. Hadi bir tane daha al oradan. Paran var mı? Hani paran? Paran nerede? Evet, 10 Kasım öncesi benim kızım Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Atatürk büstünün önünde Cumhuriyet Meydanı'nda güvercinleri doyuruyor. Güvercinler de memnun, benim kızım da memnun. Evet. Bardağı boşalttı hepsine. Kızım. Kızım. Atatürk'e bay bay de hadi. Bay bay yap Atatürk'e. Aferin sana. Bir şey söyleyecek misin onlara? He? Atatürk'e bir şey söyleyeceğim mi? Hadi söyle de gidelim hadi. Hadi sizi seviyorum de. Kime ona desene. Seni seviyorum. Kimi seviyorsun? Atatürk mü? Hadi amca bir tane daha verecek sana, gel. Video alıyorum, video. Atatürk'ü seviyormuş, onlara selam söyledi. Ben gidiyorum, bay bay dedi. Evet, arkadaşım geldi. Ne oldu? Nerede arkadaşın? Bu mu? Evet sevgili izleyenler, biz Cumhuriyet Meydanı'nda şu anda kızımla beraber Atatürk'ü ziyaret ettik. Aynı zamanda güvercinleri de besledik. Ben size çağrım olsun. Çocuklarınızı alın buraya getirin. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde burada hem değerlerimizi, hem Atatürk'ü, hem silah arkadaşlarını ve bu önemli günleri çocuklarımızın hafızasına kazıyalım diyorum. Çünkü Cumhuriyet'in ayaklarının üzerinde durması, ilelebet bu bayrağın, bu sancağın dalgalanması, bu gelecek nesillerin elinde, o nesillerin de geçmişimizi bilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini bilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları ve kurucu dönemdeki bu cumhuriyetin altına imza atanları bilmesinde fayda var diyorum. Bunun için geleceğimiz olan çocuklar çok çok önemli. Burada hem hayvanlarla, güvercinlerle iç içe oluyorlar. Hem geçmiş tarihteki büyüklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüğünü, kurucusunu, ulu önderi ve silah arkadaşlarını burada tanıma fırsatını da elde ediyorlar. Orada benim için sorduğu bir bayrak, Türk bayrağını biliyor. Öbür bayrağı bana sordu az önce. O bayrağı anlatma şansını elde ettim. Azerbaycan bayrağı yan taraftaki. Kardeş Azerbaycan bayrağı. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar aynı zamanda sosyalleşiyor. Hiç tanımadığı bir çocuk onunla koşuyor, kovalıyor. Bu ve aynı zamanda böyle düşebiliyor. Bunlar gayet normal. Ben derim ki fırsat buldukça çok aşırı kalabalık olmamak kaydıyla böyle tenha günlerde gelin, salı cuma haricinde parklarda, bahçelerde çocuklarınızı çıkarın ama sosyal mesafe kurallarına mümkünse uyun diyorum. Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndan 10 Kasım öncesi burada aktaracaklarım bunlar. Kızım burada olaya konu oldu ama onun aracılığıyla, onun vesilesiyle esasında bu mesajdı. Anlayana diyorum, kolaylıklar diyorum, kalın sağlıcakla.